24 Mayıs 2024 Cuma Hüseyin Besli Akşam Gazetesi. Ne oldu da sosyolojiden ve siyaset biliminden az çok nasiplenmiş olanlar kabul edeceklerdir ki AK Parti kuruluşunda karşı değilse bile Mustafa Kemal Atatürk'e karşı mesafeli bir yerde durdu. Bu yerde durarak 2007 senelerinde her iki kişiden birinin oyunu almayı da başarabildi. Peki ne oldu da AK Parti geçmişteki bu tavrını terk ederek 2015-16 yıllarından sonra 90'lı yıllarda unutulmaya yüz tutmuş Mustafa Kemal'in yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşmesine sebep oldu? Hem AK Parti'yi hem de geçen bu 22 yıl içinde Türkiye'deki sosyolojik değişimi anlamak için bu husus önemli. Bu konuda bazı mülazaları paylaşmak istiyorum. 1. AK Parti merkeze yerleştikçe ve merkezi tanıdıkça Mustafa Kemal'le anlaşmadan orada durulamayacağını görmüş olabilir. Yani merkezde tutunabilmek için Mustafa Kemal Atatürk'e tutunmuştur. 2. Cumhuriyetin kuruluşundan beri merkezde yer alan zinde güçler, Müslümanları, muhafazakarları, mütedeyyinleri dövmek için hep Atatürk sopasını kullanmışlardır. Bu nedenle AK Parti, madem ki artık merkezde ben varım, bunların elinden şu Atatürk sopasını alayım diye düşünmüş olabilir. 3. AK Parti merkeze yerleştikçe ve merkezi tanıdıkça, Türkiye'de uzun vadeli olarak siyaset yapmanın ve iktidarda kalmanın şartlarından birisi olarak Atatürk'le barışmanın şart olduğunu görmüştür ve buna ikna olmuş olabilir. Fakat her şeye rağmen Kemalizmle Mustafa Kemal'i birbirinden ayırarak Mustafa Kemal'e sahip çıkmak gerektiğine inanmış olabilir. 4. Kaldı ki tarihte bir tek Mustafa Kemal'den bahsetmek mümkün değildir. AK Parti Kemalizmle Mustafa Kemal'i ayırdıktan sonra diğerlerine karşı kendi misyonuna uygun olan Mustafa Kemal'in adını ve özelliklerini yüceltmek istemiş olabilir. Şöyle ki biz kabaca en az 4 Mustafa Kemal'den bahsedebiliriz. 19 Mayıs 1919'da Temmuz'da Samsun Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen süredeki dindar Mustafa Kemal. 1923'ten 1931-32 yılına kadar Türklükle dini eşleştirmeye, aynıleştirmeye çalışan telifçi Mustafa Kemal. 1933'ten sonra ise yeri geldiğinde yalvaç, yeri geldiğinde ise yarı tanrı addedilen Mustafa Kemal. Ölümünden sonra ise tartışılmaya dahi konu edilemeyecek olan hakkında koruma kanunları çıkartılan artık bir külte ve tabuya dönüşen Atatürk. AK Parti bunlardan Kurtuluş Savaşı'nı örgütleyen ve ordulara başkomutanlık eden birinci dönem Mustafa Kemal'i öne çıkarmak istemiş olabilir. Zira o dönemde Atatürk neredeyse dindar dinci birisidir. Öyle ki halkın Kurtuluş Savaşı'na orduya katılmalarını sağlamak için İslamcı Mehmet Akif'i ve Bediüzzaman Said Nursi'ye ve diğer din adamlarını Ankara'ya bizzat Mustafa Kemal çağırmış ve onlara ifşaat görevi vermiştir. Yetmemiş kendisi de 7 Şubat 1923'te Balıkesir zanos Paşa Camii'nde bir hutbe irade etmiştir ki tabiri caizse bugünlerin hutbelerine beş basar. İbretlik için o hutbeden şu cümleleri hatırlayabiliriz. Arkadaşlar, Cenab-ı Peygamber çalışmalarında iki yere, iki eve sahipti. Biri kendi evi, diğeri Allah'ın eviydi. Millet işlerini Allah'ın evinde yapardı. Hazreti Peygamber'in mübarek yollarını takip ederek bu dakikada milletimize ve milletin şimdiki ve geleceğine ait konuları görüşmek maksadıyla bu kutsal yerde Allah'ın huzurunda bulunuyoruz. Efendiler, cami, camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler söylenenlere dinlemek ve ibadetle beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek, yani birbirimizin görüş ve düşüncelerini almak için yapılmıştır. Ancak hemen ilave etmeliyiz ki Mustafa Kemal'in bu dönemdeki Müslümanlığını, dindarlığını belirleyen medeniyet ve akıldır. İslam akli ve tabi olmaklığıyla saygıya layıktır. Bu haliyle Mustafa Kemal bir pozitivist dincidir. Buradan devam edeceğiz.